Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Ben Gizam Uzuner, Gençtürk. Yepyeni bir güne başlıyoruz. Başlarken iki tane önemli verimiz var bugün itibariyle. Piyasaların gözü kulağı bir taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın kararında, diğer yandan ise Amerika'dan açıklanacak olan enflasyon rakamlarında olacak. Bunun haricinde diğer başlıklara da bakalım. Bu ikisi de tabii ki piyasaları açılmadan önce bilinmesi gereken 5 maddenin içerisinde var. Ama bunun haricinde de takip ettiğimiz birçok başlık olduğunu da söyleyebilirim. İlk etapta Türkiye'ye ilişkin bir haber aktaralım. 45 yaş üzerinin aşılanmasına bugün itibariyle başlanıyor. İkinci başlığımız ise yine Türkiye ile ilgili. İcra ve İflas Kanunu değiştiren teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Bir diğer başlığımız ise Amerika'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerinde Fed'in gelecekteki politikasına dair ipuçları aranacak ve diğer yandan az önce bahsettiğim gibi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da takip ediyoruz. Ve son başlığımız, son 24 saatte 6.454 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Türkiye'deki son rakamları da aktarmak gerekirse. Geçelim buradan veri gündemine bakalım. Hangi başlıkları bugün takip ediyoruz diye baktığımızda saat 15.30'da Euro bölgesi Christine Lagarde'ın basın toplantısı var. Bunun öncesinde bir de işsizlik rakamlarını takip edeceğiz. Yurt içinden iş gücü istatistikleri önemli olacak. Az sonra detaylarını da aktaracağım zaten. Bununla birlikte 15.30'da Lagarde'ın basın toplantısı dedik. Aynı saatte ABD'den TÜFE rakamları, o bahsettiğimiz önemli rakamlar gelecek. Saat 15.30'da yine her perşembe olduğu gibi haftalık işsizlik maaşı başvurularını alacağız. Bununla birlikte bir de yine bunlar gelmeden öncesindeki Türkiye verisi var bir tane daha. Her perşembe olduğu gibi haftalık para ve menkul kıymet istatistiklerini de alacağımızı söyleyelim. Yani iki tane yurt içinden aslında başlık takip ediyoruz. Bir tanesi saat 10'da açıklanacak olan iş gücü istatistikleri, diğeri saat 14.30'da gelecek olan haftalık para ve menkul kıymet istatistikleri. Ama asıl piyasa etkisinin olması beklendiği yer saat 15.30. Oraya dikkat etmek lazım. Bütün küresel piyasaların gözü kulağı orada olacak. Geçelim buradan piyasaların dünkü kapanışlarını hatırlayalım. Dün Avrupa karışık kapattı. Bu noktada Eurostoxx'un yatay tamamladığını, FTSE 100'ün eksi %0.2 kaybettiğini gördük. Paris Kakaran %0.2 kazandı. Bununla beraber DAX'ta %0.4 eksiler gördük. IBEX ise dün günü yatay tamamladı. Hacimler çok düşük değil, yüksekte de yatay diyebilirim neredeyse. ABD tarafında ise hacimler dün biraz düşmekle birlikte yatay aşağı bir kapanış yaptığını söyleyebiliriz. Çok belirgin bir inmelenme yok hiçbir yerde. Dow Jones %0.44 eksi de tamamladı. S&P 500 eksi %0.18. Nasdaq ise dün günü yatay olarak tamamladığını hatırlatabiliriz. Dün de bahsetmiştik. Özellikle bugün açıklanacak olan Amerika'nın enflasyon rakamlarının önemli olduğundan ve bunun öncesinde piyasaların yön bulmakta zorlandığını, sakin seyrettiğini söylemiştik. Nitekim dünkü kapanışlarda zaten bunu teyit eder nitelikte piyasalar aslında beklemede şu an itibariyle. Canlı grafiğimize bakalım. Bugün itibariyle şu anki fiyatlamalar neye işaret ediyor? Yeni gün nasıl başladı diye bakacak olursak bugün Asya borsaları artıda. Endonezya'nın Jakarta borsası %0.8 artıda, Avustralya %0.6, Çin'in CSI 300'ü %0.6 primli, Güney Kore Kospi Endeksi %0.4, Singapur FTSE %0.4, Hindistan'ın Sensex ise %0.34 kadar şu an itibariyle primli. Yani Asya'da şu an açık olan piyasalarda sınırlı da olsa primler göze çarpıyor. İyi bir iştahla güne başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte döviz piyasasına karışık bir seyrimiz var bugün itibariyle. İlerleyen dakikalarda zaten gelişen ülke para birimlerinden bahsedeceğim. Her para birimi aslında sadece artı eksi %1 aralığında dolar karşısında dalgalanıyor. Faizler düşüşe işaret etmekte. Dün bununla ilgili bir bilgi var. Amerika'nın ihalesi gerçekleşti ve dün ABD'de 10 yıllık tahvil getirisinin özellikle 7 Mayıs'tan bu yana ilk defa %1,5 seviyesinin altına inmiş olduğunu gördük. Nitekim burada düzenlenen ihalede 38 milyar dolarlık bir ihaleydi. Güçlü bir talep geldi. Faizleri aşağı iten bu ihaleye gelen güçlü talep, onu da eklemiş olayım. Bugün de aynı şekilde dünyada faizler düşüşüne devam ediyor. Emtia sınıfı bugün karışık. Çelik fiyatları %2.8 artıda. Çinko fiyatları ekside. Ülke risk primlerinde ise sakin bir seyir var. Aslında toplamda baktığımızda tabloya yönsüz, sakin ve oldukça volatil olmayan bir piyasa gördüğümüzü de söyleyebiliriz. Geçelim bir de uluslararası sektör ve şirket haberlerine bakalım. Dünyada açıklanan son haberler, son gelişmeler özellikle büyük ölçekli şirketlerde ne yönde ona da göz atalım. Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro tazminat ödeyecek, Sputnik'in geçtiği habere göre. Coinbase, ABD'de Bitcoin teminatla nakit kullanma alanlarını genişleteceğini açıkladı. Ve son başlığımız Airbus'un A350 Freighter modeliyle Boeing'ten pazar payı çalmaya hazırlandığı haberleriyle Boeing dün %1,86'lık bir düşüş kaydettiğini izledik. Şimdi buradan Asya'ya döneceğiz. Son notları almak üzere. Asya Pasifik'in lideri Filip Capital sunar. Evet, Pekin temsilcimiz Sadi Kaymaz'la beraberiz bu sabah itibariyle. Sadi, günaydınlar, hoş geldin yayınımıza. Hisse senetleri biraz daha artı görünüyor bugün Asya'da ama yönsüz ve sakin bir seyir olduğunu da eklemek mümkün hisse senetlerini karşı tutacak olursak. Nedir bugün ön plana çıkan gelişmeler Asya'da? Gizem, öncelikle merhabalar, hoş bulduk diyeyim. Şimdi bugün sabahtan itibaren yeşiller gördük, bir irtifa kazandı ama o düşük irtifada kaldı diyebilirim. Çok fazla yükselemedi. Neden? Sen de biraz anlattın tabii. Herkesin, bütün dünyada gözü kulağı, Asya'da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verilerinde de, orada da tabii ki tüfede ama tabii Amerikan kapanışlarının hafif de olsa kırmızı olduğuna ve burada açılışların yeşil olduğuna dikkatini çekmek isterim. Orada bir takım olumlu gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin en başında da Pekin, Washington hattındaki iki gelişmeydi. Bunlardan bir tanesi son dönemde biliyorsun özellikle ilk herhalde 3-4 ay oldu Gizem, çok fazla üst düzey temas gerçekleşmemişti ama şu anda Biden yönetimiyle Çin arasında 2 haftada 3 tane üst düzey görüşme gerçekleşti. Bunun sonuncusu da ticaret bakanları arasındaydı ve hayli olumlu, böyle satır aralarına biraz bakınca retorik de olsa olumlu mesajlar vardı. En çok dikkatimi çeken Gizem hem yatırımların hem de ticaretin ilerletilmesi isteğinin dile getirilmişti. Olmasıydı. Yine farklılıkların ya da anlaşmazlıkların yine görüşme yollarıyla çözülmesi vurgulanmış. En azından Çin tarafından açıklamalarına bakıldığında olumlu görüldü. Nitekim de olumlu algılandı. Onun dışında Biden, biliyorsun Trump diyeyim daha önce, Biden demeden önce Trump TikTok'un indirilmesini, yine WeChat'in indirilmesini yasaklamıştı. Daha sonra biraz orada işler karıştı. Çok detayına girmeyeyim ama bu yasak uygulanmadı. Fakat kağıt üzerinde kalmıştı. Biden bunu kaldırdı. Bu aslında çok burada tutuldu. Neden tutuldu? Çinli şirketlerin, özellikle teknoloji şirketlerinin çok istediği bir şeydi. Çin yönetimi de istediği bir şeydi. Bu açıdan Hong Kong'da teknoloji hisseleri biraz yukarıda görüyoruz. Çin'de keza öyle. Onun dışında bugün Çin merkezli haber akışı da biraz yoğun Gizem. Burada hem Bankacılık Denetleme Kurulu Başkanı konuştu hem Merkez Bankası Başkanı konuştu. Yi Gang dedi ki enflasyonda biz biraz yükselme bekliyoruz ama hem hedefimizin altında kalacak hem de %2'nin altında kalacak dedi. Ne demek? Çok fazla böyle karıştırmadan Gizem, Çin'de şöyle bir korku var. Acaba enflasyon olursa zaten vanalar normalleşmeye doğru çevrilmeye başlandı. Daha hızlı çevrilir mi? Parasal normalizasyon daha hızlı gelir mi? Biraz herhalde İGAN da bu piyasa beklentilerini yönetmek istiyor. Enflasyondan korkmayın diyor. Biz normal para politikasına devam edeceğiz. Parametrelerimiz değişmeyecek diyor benim anladığım kadarıyla. Yine BDDK Başkanı, Bankacılık ve Sigortacılık diyeyim, Düzenleme Komisyonu Başkanı konuştu. Orada tek bir ilginç satır ileteceğim sana. Enflasyon küresel olarak artıyor. Geçici olacağı düşünülüyor ama böyle olmayabilir dedi. Bunu da ilginç bir not olarak ekleyeyim. Son olarak Gizem, çok fazla gelişme var. Lafı da uzattım ama makroekonomik açıdan baktığımızda Japonya'da üretici fiyatları geldi. Çin diyeceğim, Japonya diyeceğim, ortak özellikleri, özellikle aramal ihracatçısı olmaları, dünyanın fabrikalarından olmaları, makine sektöründe, oto sektöründe önemli, otoparça sektöründe önemli yere sahip olmaları. Orada hem dün Çin'de hem de bugün Japonya'da son 12-13 yılın en yüksek üretici fiyatlarını gördük. %4,9 oldu, Japonya'da 4,5 bekleniyordu. Sadi, çok teşekkür ediyorum aktardığın notlar için. Asya Pasifik'in lideri Filip Capital sundu. Evet, az önce Pekin temsilcimiz Sadi Kaymaz'ın da aktardığı üzere Japonya'nın enflasyon rakamları da özellikle üretici maliyetlerinin arttığını gösteriyor. Dün de Çin'in rakamlarını aktarmıştık. Neden dünyada bu ülkelerde enflasyon artışının diğer ülkeler için enflasyonda risk teşkil ettiğini aktarmıştık. Çin'den gelen rakamlar, özellikle üfe rakamları beklentileri çok aşınca ABD enflasyonuna dair de yukarı yönde riskler artmış vaziyette. Son geldiğimiz nokta itibariyle bugün açıklanması beklenen tüfe rakamlarındaki yıllık beklenti %4.7'lik bir artış kaydedeceği yönünde. Ne olmuştu diye hatırlatmak gerekirse burada yeşille gösterdiğim ABD tüfe rakamlarının yıllık rakamı. Nitekim gördüğümüz tablo itibariyle zaten geçen ay gerçekleşen %4.2'lik rakam da 2008'den bu yana gördüğümüz en yüksek seviyelere işaret ediyordu bizler için. O yüzden de bugün daha da hızlı bir yükseliş kaydetmesi beklenmekte. Bu piyasalar için ana risk unsuru. Çünkü ABD'de beklentileri aşan enflasyon eğer korkulduğu gibi giderse bu Fed'in para politikasını değiştirmesine mi sebep olacak diye bir soru var masada. Piyasa buna dair ipuçları arayacak. Bu enflasyonun kompozisyonuna bakarak enflasyon kalıcı mı yoksa gerçekten de Hazine Bakanı Yalın'ın söylediği gibi geçici mi diye ölçmeye çalışacak. Diğer rakamları da hatırlatayım. En son çekirdek PCE rakamı %3.1 gelmişti. Bilindiği gibi zaten gelişmiş ülke merkez bankalarının tamamında olduğu gibi Fed'in de enflasyon hedefi %2. Şu an neredeyiz? %4.2. Bugün ne bekleniyor? %4.7. Dolayısıyla enflasyon bu sene mi yükselecek? Önümüzdeki seneye de mi kalacak? Bunların hepsini artık kalıcı bir enflasyon var mı diye tartışacağız. Geçelim buradan bir diğer merkez bankası, gelişmiş ülke merkez bankası Avrupa Merkez Bankası'na bakacağız. Burada saat 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'nın kararını alacağız. Faizlerde ya da varlık alım tutarında ya da programda herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor. Asıl konu saat 15.30'da basının karşısına çıkacak olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın söyleyecekleri. Burada beklentiler faizlerde dediğim gibi herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Toplantı ama önemli olduğunu söyledik. Çünkü Christine Lagarde'a odaklanmış olacak piyasa. Neler söyleyebilir? Enflasyona dair yorum yapabilir, büyümeye dair yorum yapabilir, acil alım programına dair değerlendirmelerde bulunabilir. Avrupa Merkez Bankası ile ilgili takip edeceğimiz kilit unsur ise şu. Bilindiği gibi salgınla mücadele kapsamında onların da rekor teşvikleri var. Acil durum alım programı var. Ancak bu alım programı özellikle 2020 yılının 3. çeyreğinden itibaren bir miktar alımların azaldığını gösterdi bizlere. O yüzden de burada soru önümüzdeki dönem için acaba Avrupa Merkez Bankası bu tutarda alım yapmaktan rahatsız mı yoksa daha da azaltmaya devam edecek mi? Böyle bir sinyal üretecek mi Lagarde? Bunları takip edeceğiz. Acil durum varlık alımının tutarına dair söyleyeceği her kelime önemli kısacası. Geçelim buradan bir başka başlığa göz atalım. Bugün itibariyle Türkiye'de iş gücü istatistiklerini alacağımızı söylemiştik. En son işsizlik oranında Nisan döneminin rakamlarını alacağız bugün itibariyle. En son gördüğümüzde ufak bir işsizlik oranında düşüş vardı %13.1. Mevsimsel etkilerden kaynaklı olarak bu düşüşün devam edip etmediğine, düşerse de ne kadar düşeceğini yakından takip edeceğiz. Son rakamları da hatırlatayım. Mart ayında aldığımız rakamlar mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranında %13.1'e işaret etmişti. Tarım dışı işsizlik oranı %14.9 gelmişti ve önceki aya göre gerilemeye işaret etmişti. Mart ayında istihdam aylık 550 bin kişi artarken tarım dışı istihdam 535 bin kişi artmıştı. İş gücü de 660 bin kişilik artış göstererek işsiz sayısının 59 bin kişi artmasına getirmişti beraberinde ve geniş tanımlı yeni işsizlik oranlarında ise eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve atıl iş gücüne baktığımızda bu oranlar sırasıyla %18.2, %21.2 ve %25.8 düzeyine gerilediğini göstermişti son rakamlarda. Bugün de işsizlik oranının devam edip düşüşüne etmediğine bakacağız. Geçelim buradan gelişen ülke para birimlerine bakalım. Bugün nasıl bir tablomuz var? Az önce de bahsettiğim gibi hani artılar eksiler çok belirgin olmamakla beraber aslında döviz piyasası da oldukça sakin. Tayvan doları, Endonezya rupisi, Türk lirası bugün en çok kazananlar da ilk üçte. Ancak kazanımların boyutuna dikkat etmek gerekirse %0.1-0.2 dolaylarında. En çok kaybedenlerde daha çok gelişen Doğu Avrupa para birimleri var. Bulgar levi, Çek koronası, Roman levi diye bu tabloyu özetleyebiliriz. Geçelim buradan bir sonraki tablomuza, endeksi hatırlatmak üzere endeksin tablosuna bakalım. Dün itibariyle endeks %0.11 kadar birimli günü tamamlamıştı. 1449 puandan. 43 hisse günü yukarıda, 52 hisse aşağıda, 5 hisse ise yatay tamamladı. Ford, BİM, Akbank, Garanti, Emlak Konut, Sabancı Holding bunlar en fazla yükseltenlerde, başı çekenler. Dün de bankalarda yükseliş dikkatleri çekti. Ancak şu da var, hacimler işlem hacmi 13,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de de hacimler görece düşük kalmaya devam ediyor. Dünya borsalarını aktarırken söylediğim gibi. Bir de bakalım açıklanan bilançolar ve şirket haberlerinde bugün hangi başlıklar öne çıkıyor diye bakacak olursak, Ünlü Yatırım Holding'in 3 aylık konsolide net dönem karının 11,1 milyon TL olduğunu gördük. Turkas Petrol 2021 yılı 3 aylık konsolide net dönem zararı 6,3 milyon TL olarak geldi. Mavi Giyim'in 1 Şubat 2021 30 Nisan 2021 dönemi 3 aylık konsolide net dönem karı 31 milyon TL olarak gerçekleşti. Konya Çimento'nun 3 aylık konsolide net dönem zararı 2,3 milyon TL yaklaşık olarak, Net Holding'in 3 aylık konsolide net dönem zararı ise 204,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçelim bir de şirket haberlerine bakalım son olarak hangi başlıklar öne çıkıyor. Başkent Doğalgaz payları 11 Haziran'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Mavi ilk çeyrekte 759 milyon TL konsolide gelir elde etti ve son başlığımız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün Ağrı'da Kozlualtın işletmeleri temel atma törenine katılacaklar. Burayı da yakından takip edeceğiz. Şimdi özellikle bugün hisse senetleri piyasasını, endeksteki kısa vadeli stratejilere ve günün öne çıkan başlıklarını, beklentileri bir miktar değerlendirmeye çalışacağız. Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık bu sabah itibariyle bizlerle birlikte olacak. Murat Bey günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi ben başlarken ilk etapta endeksteki kısa vadeli beklentilerinizi sormak istiyorum. Çünkü özellikle son dönemde sıkışık bir bant aralığında ve oldukça düşük bir oynaklıkla, aynı zamanda düşük de bir işlem hacmiyle işlem gören bir borsa görmekteyiz. Bunun ne yöne kırılmasını bekliyorsunuz? Evet, çok haklısınız. Bant aralığı kısa ve yani volatilite de azalmış durumda. Hacimler de düştü. Bugün için baktığımızda bizim için kritik bölgeler 1465 direnç noktası. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz Mayıs ayında da bu noktayı birkaç kere test etti ve kıramadı. Kıramadığı için bu noktanın altına sarkmalar yaşandı ve hızlı bir şekilde bir geri çekilme yaşandı. Bu geri çekilmenin bir toparlamasının ardından bu yatay bantta işlemler devam etti. Kritik bölge 1465 seviyesi. Bu noktalara doğru yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Bu noktadan sonra bu noktayı kırması durumunda önümüzdeki günlerde hem bugün gelecek olan haber akışı, veri açısından yoğun bir gündeyiz. Haber akışları veya haftaya Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı'nın konuşmasının arkasından çıkacak olan mesajlarda bizimle ABD arasında olumlu sinyallerin verilmesi bu noktayı kırdırabilir. Endekste katalist olabilir ve 1465 seviyesinin kırılması durumunda kademeli olarak 1500 lira doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek olabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1440 ve 1430 seviyesinde destek noktası olarak takip edeceğiz. Peki Murat Bey, biraz daha orta uzun vadeli stratejinizi konuşmak gerekirse endekste koyduğunuz hedef fiyat nedir ve bu hedef fiyatı hesaplarken kullandığınız risksiz faiz oranı ya da sermaye maliyeti nedir? Nasıl bir varsayımda bulundunuz hedef fiyata ulaşırken? 1850 seviyesi bizim 12 aylık hedef değerimiz, 15'te risksiz faiz oranımız. Bakacak olursak burada kabaca bir %35-40 gibi bir getiri prim sunuyoruz. Genel olarak bu noktalara doğru ulaşacağımızı düşünüyoruz. Özellikle pandeminin etkisinin geçmesiyle, aşılanma haberlerinin artmasıyla ve jeopolitik risklerin azalması ile Türkiye bazında ABD ile Türkiye'nin yeniden daha içli dışlı olması, sık görüşmesi, olumlu mesajlar vermesi durumunda, yine keza Avrupa ile de aynı şekilde olumlu bir gündem yaratılması durumunda bu hedeflere doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Ekonomik aktivitenin artacağını düşünüyoruz önümüzdeki günlerde. Yavaş yavaş biliyorsunuz ki sizde İngiltere bu ayın sonunda tamamen açılıyor. Amerika yine aynı şekilde aşılanmayı bitirdi. Burada da yine ticaretin hızlanacağını, ekonomik büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun da genel olarak hem bize hem de küresel piyasalara katalist olacağını düşünüyoruz. Peki Murat Bey, mevcut durumda sizin model portföyünüzde yer alan hisselerden bahsedelim mi biraz? Kimler var? Daha çok defansif sektörlerimi, şirketlerimi tercih ediyorsunuz? Yoksa içerisinde risk almaya uygun olarak gördüğünüz şirketler de var mı? Yani açıkçası biz seçici olmaya devam ediyoruz öneri listemizde. Şu an için bir banka bulunmamakta ama hani şöyle havacılık sektöründe geçtiğimiz ay bir oyuncuyu öneri listemize dahil ettik. TAV havalimanlarını. İsterseniz ondan bahsedeyim. 12 aylık hedef değerimiz burada 37 seviyesi bizim TAV için hedef verdiğimiz değer. TAV'a bakacak olursak genel olarak son 4-5 haftadır havacılık sektöründe olumlu bir hareketlenme söz konusu. Pozitif hareketler sergiliyorlar. Hem TAV hem Türk Hava Yolları ve Pegasus için konuşuyoruz. Burada olumlu hava var. Bunun ana sebebi nedir? İşte aşılanmanın hızlanması, dünya genelinde Türkiye algısının biraz daha olumlu yöne kayması. Hatırlarsınız ki Almanya çok istiden biraz daha az isteğe düşürdü. Yine keza Amerika aynı şekilde. Dün Rusya Dışişleri Bakanı açıklamalarda bulundu. Karşılıklı uçuşları açmak için çalışıyoruz şeklinde. Bunlar tabii ki havacılık sektörüne olumlu bir katalizör oluyor. Burada TAV'ın da ayrıca portföyünün farklı ülkelerde olması ve sözleşmelerin 2 yıl uzatmış olması, yeni bir havalimanına uygun bir çarpanla aldığını düşünüyoruz. Biz alması daha fazla ön plana çıkartacağını düşünüyoruz ve burada TAV tarafında olumlu hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Öneri listemizde yine Topaş bulunmakta. Topaş'ın üzerinden kısaca geçecek olursak burada 12 aylık hedef değerimiz 47 seviyesi. Topaş hem iç piyasayı domine eden güçlü bir şirket hem de ihracat yaptığı ülkelere baktığımız Avrupa tarafını görmekteyiz. Avrupa'da hani yavaş yavaş en kötünün geride kalması ihracat tarafında hızlanacağını düşünüyoruz. Biz bunun sinyallerini vermekte. Ayrıca biliyorsunuz ki Citroen, Peugeot ve Fiat Chrysler birleştiler. Bu birleşmenin sonunda Tofaş'ta da yeni bir bakacak olursak Bursa'daki fabrikası altın madalya bir fabrika, verimliliği yüksek bir fabrika. Buraya da bu birleşmenin sonunda yeni görevler düşeceğini düşünüyoruz. Bu da hisse senedine bir kısa vadede katalizör olabilir. Yeni modellerin burada üretilecek olması, bunun anlaşılması pozitif yansır diye düşünüyoruz. Burada 12 aylık hedef değerimiz 47 seviyesi. Bunun dışında Ereğli demir çelik bizim öneri listemizde bulunan, uzun zamandır bulunan ve sürekli push ettiğimiz hisselerden bir tanesi. Burada hedef fiyatımız bizim 26 lira, 12 aylık hedef fiyatımız. Ekonomik aktivitenin artmasıyla, bu pandemi döneminden sonra yavaş yavaş açılmaların hızlanmasıyla siz de takip ediyorsunuz ki emtia fiyatlarında hızlı bir şekilde toparlanma başladı. HRC'de de yine aynı şekilde bu toparlanmayı gördük. Ereğli harika bir ilk çeyrek açıkladı. İkinci çeyrekte de bu emtia fiyatlarında ve Ereğli spesifiğinde HRC fiyatlarında olumlu hareketler, yukarı yönlü hareketler devam etti. Biz ikinci, üçüncü hatta bu yılın tamamında çok iyi sonuçlar açıklayacağını düşünüyoruz. Burada hala katalizör olarak ekonomilerin büyümesi, pandeminin yavaşlaması, aşılanmanın artması ve ekonomik artmasıyla emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz ve bu da Ereğli gibi şirketlere pozitif yansır diye öngörmekteyiz. Bunun dışında Şişe hissemiz bulunmakta. Burada biliyorsunuz ki çok ciddi şekilde bir birleşme yaşandı Şişe tarafında geçtiğimiz aylarda. Bu birleşmenin ardından hem maliyetler tarafında hem karlılık tarafında bir sinerji yaratılacağını düşünüyorduk. Bu sinerjiyi de yavaş yavaş görmeye başladık maliyetler tarafında. Önümüzdeki çeyreklere daha da belirgin görmeye başlayacağız. Ayrıca şunu da söylemek gerekir. Ana segmenti düz cam. Düz cam tarafında hem Avrupa tarafında hacimlerin arttığını, talebin arttığını görüyoruz. İçeride de hem talebin hem fiyatların yavaş yavaş arttığını görmekteyiz. O yüzden bunun da yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini, operasyon olarak bir sıkıntısı olmadığını ve bu birleşme sinerjisiyle beraber karlılığın da marjların da artacağını öngörmekteyiz. Şişe için de 12 aylık hedef fiyatımız 10 TL civarındadır. Bir de Türk Telekom bulunmakta. 12 aylık hedef değerimiz 10.50 seviyesinde. Burada bakacak olursak bazı hala tam açılma olmadı ve geçtiğimiz dönemdeki ilk kapanmada perakende sektörü ve telekom sektöründe ciddi şekilde bir potansiyel vardı. Telekom sektöründe de biz Türk Telekom'u ön plana çıkartmaktayız. Burada sabit hatların hala olumlu şekilde devam ettiğini, Wi-Fi tarafının olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Cep telefonu tarafında burada biraz daha rekabet artıyor ama genel olarak işlerin iyi gittiğini görmekteyiz ve baktığımızda kurdaki dalgalanmalardan artık çok ciddi olumlu bir şekilde hece edildiği için dip kârı bu kadar fazla negatif haber gelmiyor. Etkilemiyor daha doğrusu dip kârı. O yüzden Türk Telekom'da da biz operasyon olarak bir sorun olmadığını, yukarı yönlü hareketlerinin devam edeceğini düşünüyoruz. bir de BİMAŞ bulunmakta öneri listemizde. Bunu da bu kapanma günlerinde açıkçası perakende sektörünü ön plana çıkarmıştık ki burada da genel olarak pozitif hareketler görmüştük. Geçtiğimiz sene 1. çeyrek, 2. çeyrek yine çok çok olumlu gelmişti. Bu olumlu havanın hala devam ettiğini düşünüyoruz perakende tarafında. Çarpan bazında BİM'in düşük olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlamanın tarihi ucuz seviyelerde olduğunu öngörmekteyiz. O yüzden buraya yeniden bir pozitif bir hareketlenme gelme ihtimali yüksek. Bizim burada 12 aylık hedef fiyatımız 101 seviyesidir. Burada da yine operasyon olarak bir sıkıntı olmadığını, marjların pozitif gittiğini, satışların tabii ki geçtiğimiz seneye kadar değil ama belli bir stabilize olduktan sonra yine olumlu şekilde sonuçlara yansıyacağını düşünüyoruz. Bunu söylemiş olalım. Murat Bey, dikkat ettiğim kadarıyla aslında portföy birbirine bir noktada dengeliyor. Yani bu şirketlerin yarısı yurt içi talepten beslenen, yarısı yurt dışı talepten beslenen, uluslararası operasyonları olan, ihracat yapan şirketler. Bu bir strateji mi mesela? Evet, kesinlikle öyle. Strateji aslında ihracat tarafının artıyor olması hem bu kurdaki volatilitenin içinde bulunduğumuz dönemde biliyorsunuz kurda volatilite ciddi şekilde artıyor. Hem dış kaynaklardan sebeple hem doların kendi spesifik özelliğinden dolayı burada da şirketlerin hani biraz daha portföyü korumak amaçlı ihracat tarafında olan şirketlere önem veriyoruz ve şu anda da hani global konjonktürde bu tarafta gidiyor açıkçası. Hem emtia tarafındaki yükselişler hem kurda belli bir hareketlenme bu tarz şirketlere daha olumlu yansıyor. İçeride de yine pandemiden kendini koruyabilecek en sağlam, en güvenilir ve hikayesi olan şirketleri seçmeye özen gösteriyoruz. Peki Murat Bey, son 3-4 gündür bankacılık endeksi de sanayi biraz yener vaziyette ve para girişi de olduğu görülüyor buralarda. Hiç mesela son 3-4 gündür dediniz mi artık bankaları da portföye koymanın zamanı geldi mi, yoksa neden temkinli kalmaya devam ediyorsunuz? Çok haklısınız. Bankalar genel olarak ekonominin bütün risklerin içinde bulundurduğu için burada biraz daha seçici davranmaya devam ediyoruz. Ama şunu da söyleyelim, hani bize de yatırımcılarımız soruyor, portföyüne illaki banka eklemek isteyen yatırımcılarımız olduğunda biz Garanti Bankası'nı öneriyoruz. Bunu söylemiş olalım ve hani size dediğiniz gibi 3-4 gündür bankalara bir hafif pozitif bir hareketlenme söz konusu. Hem banka hem havacılık sektörüyle beraber piyasada bir toparlanma hareketi var gibi gözüküyor. Hatta küresel piyasalardan bir miktarda olumlu ayrıştık. Bankacılık tarafına para girişi de görmekteyiz. Şunu da altını çizmekte fayda var. Örneğin bugün işte veriler piyasanın istediği gibi gelirse, daha da önemlisi haftaya işte bu ABD ile ilişkilerimizde birkaç tane somut adım, olumlu mesaj aktarılırsa, yani ileriye dönük daha olumlu olacağının sinyalleri verilirse bankalarda hareket hızlanabilir. Bunun ana sebebi bir, zaten ucuzlar. İki, muhtemelen o zaman kur düşmeye başlayacak. Evet. Üç, bir de yabancı yatırımcılar veya diğer yatırımcılar çok likit olduğu için shortlama işlemlerini buradan yapıyorlar. Ve evet, olumlu bir haber gelmesi durumunda bir talep gelince o shortların kapanmasıyla da beraber yukarı yönlü hareketler hızlanabilir. Bunu da altını çizmiş oldum. Murat Bey, çok teşekkürler görüşlerinizi paylaştığınız için. İyi yayınlar. Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık'ı ağırladık yatırım bülteninin bu bölümünde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım bülteninin son bölümüyle karşınızdayız. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail Bey, günaydın, hoş geldiniz. Nedir bugün için beklentileriniz piyasalardan? Günaydın Gizem. Piyasalara baktığımızda bugün itibariyle içeride çok fazla önemli bir veri akışı yok. Daha çok yurt dışı tarafında, Avrupa ve Amerika'da verilerin yoğunlaştığını görüyoruz. Öğleden sonra Avrupa tarafında ECB'nin toplantısı var. Daha sonra da Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak ve işsizlik başvurularıyla piyasalar bu verileri takip edecek. Genel olarak küresel piyasalardan başladığımızda daha çok Amerika'daki enflasyon verisine yönelik beklentiler gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor. Buradan çıkacak rakam Fed'in politikası, Fed'in bu faizlerle ilgili politikası üzerinde nasıl bir değişiklik yapacağı yönde fikirler verecek piyasalara. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Amerika'daki enflasyon verisi TÜFE 2008 yılından beri yıllık bazda en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Bu ayda bu yukarı yönlü yükseliş seyrini koruyacak. Fakat piyasalara baktığımızda burada özellikle 10 yıllık tahvillerde piyasanın nabzını tuttuğumuzda enflasyonun çok fazla risk teşkil etmeyeceği yönündeki beklentilerin satın alındığını görüyoruz. Bunu da faizlerin 1.60'lardan 1.50'nin de altına inerek 1.48'lere doğru geri çekilmesini gösterebiliriz. Bunun yanında söylediğimiz gibi biraz önce öğleden sonra ECB toplantısı var. Burada herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Lagarde'ın yapacağı açıklamalar önemli. Özellikle varlık alımları ile ilgili buradaki ipuçları piyasalar üzerinde, Avrupa piyasaları üzerinde etkili olabilir. Yurt içine baktığımızda ise bugün için biraz daha pozitif bir tablonun hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle pandemi ile ilgili aşılamaların hızının artması, hatta 40 yaş sınırına doğru yaklaşmamız aşılamalarda şu anda kısa vadede risk iştahını arttırıyor. Borsa İstanbul tarafında da şu an kurdaki aşağı yönlü eğilimle birlikte muhtemelen bugün yukarı yönlü bir yükseliş olma ihtimali yüksek. Yukarıda 1465 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Aşağıda da 1440 seviyesinin destek olmasını bekliyoruz. İsmail Bey, çok teşekkürler görüşlerinizi aktardığınız için. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner'in de görüşlerini alarak yatırım bültenine noktalıyoruz. Kısa bir ara var. Aranın ardından piyasa masasında Zeynep Erataman'la karşınızdayız.